Sevimli bir kent. Merhaba, benim adım Kent. Ne güzel bir gün değil mi? Bugün pasta yapacağım. Pişirmeye bayılırım. Hadi pişirelim. Karıştıralım. Acaba bu lezzetli koku nereden geliyor? Neredeyse bitti. Bakalım nasıl olmuş. Pastayı harika yapmak için biraz çikolata sosu ekleyelim. Hadi Luke, şimdi keki çırpalım. Sabırsızlanıyorum. Ve işte oldu. Çok lezzetli bir koku geliyor. Hadi gidelim. Vay Kent, bu pasta çok lezzetli görünüyor. Biraz yiyebilir miyiz? Evet, tabii ki yiyebilirsiniz. Ben pasta istiyorum. Ben pasta istiyorum. Ben de. O zaman paylaşmayı öğrenmeliyiz. Pastayı eşit bir şekilde paylaşmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız? Pastayı eşit paylaştırmak için nasıl kesmeliyim? Onu 4 parçaya böleceğim. Bir parça Mumu için, bir parça Luke için, bir parça Tim için, son parça da benim için. Şimdi hepimizde eşit bir parça var. Bu harika. Çok lezzetli. Paylaşmak çok güzel. Bugün güneşli ve parlak bir gün. Ben, yani Fil Kent, güzel bir uykudan uyanmak üzereyim. Hadi okula gitmeye hazırlanalım. Uyan hadi. Erken uyuyup erken uyanmak minik Kent'in her gün yaptığı bir şey. Sabahları sarı diş fırçamla dişlerimi fırçalamaya bayılırım. Hepimiz sağlıklı ve temiz dişler için günde 2 kere dişlerimizi fırçalamalıyız. Bir kez sabah, bir kez akşam. Ve sonra yüzümü beyaz bir sabuncukla yıkarım. Şimdi de okul kıyafetimizi alalım. Kırmızı bir kıyafet mi giymeliyim? Hayır, hiç sanmıyorum. Yoksa yeşil bir okul kıyafeti mi olsun? Hayır, yeşil de istemiyorum. Mavi kıyafete bakın. Çok iyi görünüyorum. Bugün okul için bu kıyafeti giyeceğim. Yaşasın. Bence harika görünüyorum. Sizce? Okul servisim geldi. Arkadaşlarım beni bekliyor. Benimle vakit geçirdiğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Merhaba çocuklar. Okuluma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunun ismi Bu Hangi Meyve? Hazır mısınız? Yaşasın! Evet, bu hangi meyve?
yuvarlağa benzer bir gövdesi ve bir yaprağı var. Küçük bir dalı var. Ahut da olabilir. Hayır. Altın çilek? Hayır. Süre doldu. Bu bir elma. Evet. Peki ya bu nedir? Bu bir muz mu? Hayır. Peki bu bir elma mı? Hayır, onu zaten bulmuştuk. Çilek? Oo, zaman doldu. Tahmin edebildiniz mi? Evet, doğru. Bu bir salkım üzüm. Tebrikler. Üzüm yemeye bayılırım. Üzüm çok lezzetlidir. Peki bu hangi meyve? Yuvarlığa benzer bir şekli var. Bir dalı ve bir yaprağı var. Bu bir elma mı? Hayır, onu zaten söylemiştik. Peki başka ne olabilir? Süre doldu. Evet, doğru. Bu bir portakal. Yaşasın. Bu çok ilginç görünüyor. Oval şekilli, üzerinde pek çok diken var. Bu bir papaya mı? Hayır. Ahududu? Hayır. Oh, süre doldu. Peki bu hangi meyvedir? Bu bir... Ananas. Evet. Ananasa bayılırım. Ananaslar çok lezzetli ve tatlıdır. Bu meyve çok tanıdık geliyor. Sanırım bu meyveden iki tane var, öyle değil mi? Peki bu uzun ve birden fazla olan meyve nedir? Süre doldu. Evet, bu doğru. Bu bir muz. Muzlar salkım halinde olur. Evet. Bu meyvenin şekli farklı. Bu meyve elmadan ve portakaldan daha uzun. Peki bu hangi meyve olabilir? Bakın, süre doldu. Tahmin edebildiniz mi? Evet, doğru. Bu bir armut. Tebrikler. Evet. Vay, sıradaki meyve çok ilginç. Bu meyve çok dikenli ve üzerinde yaprakları var. Çok ilginç bir şekli var. Peki bu hangi meyve olabilir? Tahmininiz var mı? Süre doldu. Evet, bu bir çilek. Benim favori meyvem. Çileğe bayılırım. Bu meyvenin üçgen bir şekli var ve alt kısmı kıvrımlı. Peki bu hangi meyve olabilir? Belki de dilimlenebilir mi meyvedir? Süre doldu. Peki tahmin edebildiniz mi? Evet, bu bir karpuz. Çok lezzetli bir dilim karpuz. Bu meyve çift olarak gelir. Dallarında iki tane meyve vardır. Yaprağı vardır, küçük ve yuvarlak şekillidir. Peki bu hangi meyvedir? Süre doldu. Evet, buldum. Bu bir kiraz. Oley! Okul zili çalıyor. Okul bugünlük bitti. Tebrikler çocuklar. Bugün çok şey öğrendiniz ve bütün meyveleri doğru bildiniz. Yaşasın. Hoşça kalın. Huh?
Muzları bulmak mı?
Haluk. Onlar muz mu? Hayır, bunlar elma. Kırmızı elma. Çok da tatlı. Bay bay. Bu ağaç nedir? Merhaba Mumu. Merhaba. Bunlar muz mu? Hayır, portakal. Oo, tatlı portakallar. Bay bay. Bu muz mu? Merhaba Kent. Merhaba Tim. Muz mu bunlar? Evet, bunlar muz. Yaşasın! Bulduk muzları. Elma, portakal, muz. Hadi hayvanların nereye ait olduklarını öğrenelim. Hazır mısınız? Su hayvanları, kara hayvanları ve diğer hayvanlarımız var. Peki onlar nerede yaşar? İlk hayvanla başlayalım. Bu hangi hayvan? Evet, bu doğru. Bu bir kaplan. Peki kaplanlar nerede yaşar? Suda mı? Peki karada mı? Evet, doğru. Kaplanlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sıradaki hayvan hangisi? Bu çok heyecanlı. Peki bu hayvan nerede yaşar? Bu hayvanı biliyorum. Bu bir deniz anası. Peki deniz anaları nerede yaşar? Karada mı? Hayır. Deniz anaları suda yaşar. Bu doğru. Tabii ki onlar suda yaşar. Onlar denizin altında yüzer. Peki ya bu hayvan? Bu bir gergedan. Gergedanlar nerede yaşar? Evet, tabii ki karada yaşar. Onlar yağmur ormanlarında ve çayırlarda yaşar. Sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bir su kaplumbağası. Peki su kaplumbağaları nerede yaşar?
Bu zor bir soru. Hem suda hem karada yaşar. Bu doğru. Su kaplumbağaları yüzebilir ama aynı zamanda karada da yaşayabilirler. Oo, bunu biliyorum. Bu benim ailemden bir hayvan. Bu bir fil. Peki biz nerede yaşıyoruz? Karada mı? Evet, doğru. Biz karada yaşıyoruz. Hadi kuzenimle yürüyüşe gidelim. La 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 la. Ooo, muz. Biraz muz ister misin? Peki, köpek balığı nerede yaşar acaba? Peki köpek balığı tarlada mı yaşar? Hayır. Köpek balıkları okyanusta yaşar. Evet, bu doğru. Bebek köpek balığı. La 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 la. Peki sıradaki hayvan hangisi? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bu çok eğlenceli. Bu bir aslan. Peki aslan nerede yaşar? Karada mı? Evet, doğru. Çok iyi gidiyorsun. Harikasın. Peki bu hayvan nereye aittir? Bu bir palyaço balığı. Palyaço balığı karada mı yaşar? Hayır. Palyaço balıkları suda yaşar. Evet, bu doğru. Vay, bakın işte yüzüyor. Daha fazla öğretici video için lütfen kanala abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba çocuklar. Ben Fil Kent. Ve bugün parka gidiyoruz. Ve beraber parkta bulunan oyuncakları öğreniyoruz. Oley! Parkta oynamak çok zevkli, değil mi? Oo! Bakalım bu neymiş? İki tarafında tutunacak yerler var. Ve bakın, bir yukarı bir aşağı gidiyor. Aa, ben biliyorum. Sen de bulabildin mi? Bu bir tahterevalli. Aferin. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Bu da neymiş? Bu galiba salıncak. En sevdiğim oyuncak. Salıncağa bayılırım. Harika, bravo. İleri, geri, ileri, geri. Oo, peki bu neymiş? Bu bir atlı karınca. Dönüyoruz, dönüyoruz, tekrar dönüyoruz. Yaşasın. Aa, şuna bakın. Bir at mı yoksa? Evet, yaylı bir at. Aa, bu da nesi? Kumda oynamak için bir kürek ve bir kova. Evet, kumda oynayıp kale yapmayı çok severim. Peki bu ne? Bu da benim diğer favorim. Kaydırak. Hadi binelim. Hadi tekrar binelim. Acaba bu ne? Tırmanma oyuncağı. Evet, maymun gibi tırmanıyoruz. Çok eğlenceli. Peki çocuklar, sizce parktaki tüm oyuncakları bulabildik mi? Ne düşünüyorsunuz? Tebrikler. Bu çok eğlenceliydi. Parka gidip oynamak için sabırsızlanıyorum. Hadi siz de gelin. Merhaba arkadaşlar. Bir elmanın rengi nedir? Biliyor musunuz? Ters biliyor. Kırmızı. Doğru. Bir mangonun rengi nedir? Portakalın rengi nedir?
Hadi Kent. Turuncu. Bravo. Üzümlerin rengi nedir? Hayır Lu, turuncu değil. Bir daha deneyelim. Kivinin rengi nedir? Hadi Kent. Kahverengi. Doğru. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Merhaba. Bir renk tekeri. Hadi kolu çevirelim. Bu kolu nasıl çevireceğim? İtmem lazım. Biraz daha. Hangi renk? Kırmızı. Bay bay. Merhaba. Aa, bu da ne böyle? Kocaman bir renk tekeri. Hadi kolu çevirelim. İtmem lazım. Biraz daha. Bu hangi renk? Kolu çevirelim. Bu kolu nasıl çevireceğim? İtmem lazım. Biraz daha. Hangi renk? Pembe. Görüşürüz. Merhaba. Aa, bu da ne böyle? Kocaman bir renk tekeri. Hadi kolu çevirelim. İtmem lazım. Biraz daha. Bu hangi renk? Yeşil. Bay bay. Bakalım bugünün görevi neymiş? Odamızı toplamak. Evet, oda çok dağınık. Böyle olmasın. Evet, çöp sepeti. Önce çöpleri toplayalım. Şimdi de topu kutuya koyalım. Thank you.
kitapları rafa koyalım. Kalemleri de çekmeceye yerleştirelim. Evet, odamız tertemiz. Kim geldi acaba? Hoş geldiniz. Ne? Hayır. Ama odam yine dağıldı. Kent, bu masada ne yapacaksın? Evet, taşıtlar kitabı. Karşımıza masmavi bir deniz çıkacak.
harita denizde bir ada gösteriyor. Bu bir hazine adası. Yaşasın! Hadi gidiyoruz. Kent önce scooter sürmeye başladı. O da ne? Bir araba. Hadi Kent! Arabayla daha çabuk gidebiliriz. Yaşasın! Arabayla köprüyü geçiyoruz. Ormana geldik ve yol bitti. O da ne? Orada bir dev kamyon var. Bu dev kamyonla ormanın içinden geçebiliriz. Hadi Kent! Dev kamyona bin! Yaşasın! Ormanın içinden de gidiyoruz. Hazineye daha çok yaklaşıyoruz. Şimdi denize geldik ve bir tekneye ihtiyacımız var. İşte orada bir bot var. Kent bota binerse denizi geçip hazine adasına varabiliriz. Yaşasın! Denizden gidiyoruz. Şimdi adaya geldik ve hazine adanın en tepesinde. İşte bir helikopter. Helikopterle tepeye kadar çıkabiliriz. Yaşasın! Helikopter en tepeye doğru uçuyor. Neredeyse geldik. İşte buradayız. Başardık! Hazineyi bulduk. Hazine altın rengi bir uçak. Harika! Görüşmek üzere. Bay bay. Yeni videolarımızı kaçırmamak için Sevimli Fairy Kent kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.